Yani Kur'an'da karma ekonomi var. Yani bir kişinin özel gayretiyle çalışmasının karşılığı olabiliyor. Başkaları çalıştırabiliyor. Onların ücretlerini verebiliyor ama aynı zamanda temel ihtiyaçları bir yükümlülük olarak, ahlaki bir yükümlülük olarak şey diyor, görüyor. Ve onun ötesinde de yani yoksulların, zenginlerin şeyinde, mallarında hakları vardır şeklinde de bir biçim vergi yoluyla bunun yani adaletsiz dağıtımı, gelir dağılımını çözmeyi şey diyor. Yani çıkardığım şey şu, zaten bu makul bir tartışma. Yani bir toplum içerisinde açlar olmayacak. Biz açlığı paylaşacağız, yemeğimizi paylaşacağız. Ama fazla yemek kalırsa o zaman tamam, birisi tıksırıncaya kadar yiyebilir ama zaruri ihtiyaçlar giderilecek. Ev sorunu, barınma sorunu, yani bir minimum dürüst bir yer olması lazım herkesin. Sağlık ve eğitim. Yani benim şeyim o, bir insanlık onuru açısından makul olarak böyle bir şeyin zaruri olarak görülmesi, değerlendirilmesi ve toplum tarafından bunun bedava karşılanması. Ha, ondan sonra isteyen biraz daha zengin olabilir, vergisini vermesi şartıyla. Bir vergi konusunda bir şey var, Kur'an'da bir örnek var, beşte bir diye humus. Bir gelirlerden beşte bir almıyor. Yani bence güzel bir örnek veriyor. Ama onun dışında da kişilerin mallarından harcaması teşvik ediliyor.